Alo. Buyurun Ali İyi Bey, akşamlar. Niğde'den. İyi akşamlar. Buyurun Ali Bey, dinliyoruz. Hocama sorum olacaktı da. Tabii hocamız dinliyor, buyurun. Hocam. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alo. Buyurun dinliyoruz. Geliyor mu sesim? Geliyor. Televizyonunuzun sesini biraz kısarsanız bizi net duyacaksınız. Televizyonun sesini kıstım ama sesinizi çok zor alıyorum ben. Öyle mi? Buyurun dinliyorum. Hocam benim ara sıra boynum tutuluyor. Neden olabilir acaba? Ha, boynu tutulmasının sebebi muhtemelen yumuşak doku romatizması, kaslarda asit var, ürik asit. Bu nedenle buradaki asidi, vücuttaki asidi atamıyor. Yanlış mı istedim? Abur cubur yeme, aşırı peynir yediği zaman kişi peyniri Yani bu yanlış beslenmeden mi oluyor? yanlış beslenmez, evet. İksir aloe vera jel ısırgandan elde edilen çok özel bir formül geliştirdik. Isırgan vücuttaki asidi atar. Isırgan otunun ekstraktı. Harpago bu Güney Afrika'da yetişen bir bitki. Harpago kökü ekstraktı. At kuyruğu otu ekstraktı vesaire. 19 çeşit bitki Yani ekstrakt oluşuyor. içerir. Bu vücuttaki asidi atar. Tam ne kadar Artı kullanması gerekir Ali Bey'in? çok ağır olmayan vakalarda 1,5-2 ay yeterli. 1,5-2 ay. Kullandığı zaman asidi attığı zaman vücudu rahatlar. Hocam, Evet buyurun. bir soru daha soracaktım ama mümkünse. Tabii Buyurun. buyurun. Hocam duyuyor musunuz beni? Dinliyorum. Mesela ben burnumu karıştırdığım zaman yani nasıl söylesem ben size yani burundan yani burnumun içi tamamen yara yani burnumun içinde pislik çıktığı zaman ala kalın pislik çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Ha, Kulak, burunda burun, boğazı değineceğiz Ali yani bu Bey. Bizi izleyin, hocamız hastalıktan sorularınıza olabilir mi? cevap verecek. Şöyle burunda problem varsa bağırsakta problem var. Burunda kişinin burnun içerisinde bazı insanların burnu kurur. Burunun içerisinde vazelin sürse bile iyi gelmez. Tuzlu su, Himalaya tuzlu suyla çekse dahi iyi gelmez. Hiçbir şey fayda etmez. Bağırsaklarında problem olanın burnunda kuruma olur, kuruluk olur. Sürekli rahatsız eder kişiyi. Bağırsaklarında çok yoğun problem olduğuna işarettir. Bütün organların diğer organla bağlantılı haldedir. Mesela dil. Dile baktığınız zaman dil iç organların aynası gibidir. Dün bahsetmiştim. Evet. Mesela midede, karaciğerde, pankreaste, bağırsaklarda problem varsa dilden anlaşılır. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var, sarımsı bir tabaka varsa çok mantar, kırmızı kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar. Hiçbir tabaka yok da kızarmışsa aşırı mantar var demektir. Bağırsakta mantar olan da alerjik hastalıklar, deri hastalıkları olur. Burun kuruması olur, göz kızarması olur, alerjik rinit olabilir. Doktoru teşhis koyduktan sonra bizimle görüşürseniz, doktorunuz teşhis koyduktan sonra, gerçi bu durumda teşhis konamaz çünkü bağırsaklardan kaynaklanıyor. Günümüzde yanlış beslenme, alkol kullanma, sigara içme, abur cubur yeme gibi problemler bağırsak florasını yok ediyor. Bağırsaklarda normal olarak 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalı. Arı gibi. Arı nasıl bal yapıyor? Arı kendisi için bal yapıyor. Fakat bunu biz ne yapıyoruz? İnsanlar değerlendiriyor. Arı nasıl bal yapıyor? Faydalı bakteriler de vitamin üretiyor. Çok kompleks vitaminler üretiyor. Biz antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullanarak veyahut da aşırı tatlı yiyerek veya abur cubur yiyerek faydalı bakteriyi yok ediyoruz. Zararlı bakteri ve mantarları azdırıyoruz. Evet, bunun için ne yapılabilir? Kortisep. Nereye koyduk? Kortisep. Ta altta. Çin tırtırı denen bir tırtır mantardan elde edilir. İnşallah düşürmeden çıkarabiliriz. Evet, düştü düşüyor. Ben şöyle bir şey koyalım. Tamam dursun dursun. Çin tırtırı bu bir mantar türü. Yani tırtıra benzediği için Çin tırtırı denir. Tırtır mantarı. Himalaya'nın 3.500-4.000 metre yukarısında yetişir, yaşar. Bu bir çeşit mantar. Tırtıra benzediğinden tırtır mantarı denir. Himalaya mantarı denir, Çin tırtırı denir. Veya
Uygur İstanbul'da yetiştiği için Uygur mantar da denir. Çeşit isimle. Hocam yöre bu göre bitkilerin ne kadar değişik isimleri var. Evet, tırtıra benzediği için. Bu tırtır mantarının özelliği çok farklı. Bir, soğuk bölgede yaşayabilir. İki, oksijenin az olduğu bölgede yaşıyor. Yani 3500-4000 metre yukarıda dağların eteğinde yaşayabilmek için orada oksijen çok az. Ona uygun bir yapıya sahip olması gerekir, dayanıklı. Oksijensiz ortamda yaşıyor, soğuk ortamda yaşıyor ve vitamin, mineral, enzim bakımından verimsiz bir toprakta yaşıyor. Bu ne demek? Bundan elde edilen birleşiminde özelliği budur. Kullandığı zaman ekstrak oksijensiz ortama oksijen akışını sağlar. Soğuk olan bölgeye kan akışını artırır. Bununla ilgili biz işte çok önemli bir çalışma yaptık. Kortisep diye Çin tırtır mantarından çok özel bir formül geliştirdik. Bu bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu temizler, arıtır. Dünyada mantara karşı 5-6 çeşit bitki vardır etkili olan. Aloe vera, Çin tırtırı, laden gülü, sinirli ot vesaire. İşte biz 19 bitki ekstraktından oluşan kortisep formülü geliştirdik. Bu antibakteriyel, antiviral, yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir. Konunun biraz dışına çıktık.